öğrenciler dil eğitimi programına katıldığında bir yandan dil eğitimi alıp kendini geliştirirken bir yandan da çalışıp para kazanabiliyorlar. Sadece 2 yıl boyunca dil okuluna gidip bir yandan da çalışıp İstanbul'da ev, arsa alan öğrencilerin bile olduğu sağlık sektöründe çok açık var. Sadece doktorlar değil hemşireler de yine Dubai'ye gidip çalışabiliyorlar. Hemşireler için ayda 7000 bin, bin dolar kazanmak hiç şaşırtıcı bir fiyatlar değil çünkü başlangıç maaşları oluyor. Şimdi bu size garip gelebilir. İngilizce öğretmeni neden dil eğitimi almaya evet. gelsin diye. E hani bizim sunduğumuz programlarda onlara çalışma izni verdiğimiz için Dubai'de bir şeyhin evinde iş buldu ve şeyhin aslanına bakıcılık yapıyordu. Ne çok, kadar aldı hatırlıyor musunuz? Çok, Aslan çok, bakıcılığında. Çok yüksek tutarlar kazanıyorlar. 9-10 bin dolar civarında kazanıyorlar. Çünkü gitmeden önce iş başvurularına da başlamasını istiyoruz. Zaten 10 tane 20 tane işe başvursanız en az 4-5 tane size geri dönüyor. Efendim merhabalar. Ah şu dil bilememenin gözü kör olsun diyorsanız. Hayatım boyunca kapı kuleden dışarı şu dil bilemediğim için çıkamadım diyorsanız. Belki yurt dışı hayaliniz varsa yurt dışına çıkmışken çalışma imkanı da olsa diyorsanız işte bu dediklerinizin hepsinin cevabını bu videoda alacaksınız. Konuğum Lemon Akademi Eğitim Danışmanı Emre Koçyiğit. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Biraz sert girdim ama bu halkın seslendirdiği sözler, ah şu dil bilseydim, bilememenin gözü kör olsun. Sahiden de evet standart aldığımız eğitimler var. E, şanslıysak üniversitede hazırlık okuyoruz ama sahada konuşmayı bir türlü başaramıyoruz. Size gelenlerin şikayeti de bu değil mi? Kesinlikle. Aslında hani bunu biz sadece bizim toplumumuzun problemiymiş gibi düşünüyoruz ama bir Alman da İngilizce öğrenirken problem yaşıyor. Bir Fransız da İngilizce öğrenirken problem yaşıyor. Zaten bununla ilgili yapılmış bilimsel araştırmalar da var. Yani Türkiye'de öğrenci bir sene de dil okuluna gitse, iki sene de dil okuluna gitse İngilizce konuşamıyor ve öğrenemiyor. Ve burada alacağınız 8 aylık bir dil eğitimi yurt dışında İngilizce konuşulan bir yerde sadece 2 ayda aynı etkiyi verebiliyor. Bunun için aslında biz dil yerinde öğrenilir diyoruz. Tabii Lemon Akademi'nin şöyle bir katkısı da var. Sadece dil öğretmiyor çünkü duyar gibiyim size aynı kaygılar bizde de var. Başımızı çıkarıp ülkeden dışarı birazcık uzaklaşsak neyle nasıl yaşayacağız? İşte döviz kuru olmuş şu kadar. Hı hı. Lemon Akademi diyor ki siz buna karar verdiğinizde biz iş bulmanızda da yardım ediyoruz. Doğru söyledin mi? Kazandıran bir programımız var her yönden. Evet, şu anda mesela döviz dediğimiz zaman 30 ile 40 la bir birimi çarpmamız gerekiyor. Ama öğrenciler dil programına katıldığında bir yandan dil eğitimi alıp kendini geliştirirken bir yandan da çalışıp para kazanabiliyorlar ve yasal olarak yapıyorlar bunu. Dolayısıyla yurt dışında döviz olarak kazanıp döviz olarak harcayabiliyorlar. İşte bu harika. Yani 30 ile 40 la çarpmaya devam etmiyorlar aslında. Onun için çok güzel elimizde kazandıran, eğitim almak isteyen öğrencilerin de tam işine gelen bir program Work and Study. Work and Study kısmında hangi vaatlerde bulunuyorsunuz? Yani belli ki işverenler var ve buradan giden öğrencileri sizin oradaki partnerleriniz bir araya getiriyor. Hangi seçenekleri sunuyorlar? Hangi iş kolları bekliyor olacak? Şimdi gönderdiğimiz öğrenciler ve öğrenmek istenilen dil İngilizce olduğu için, gideceğiniz yerde de bunu kullanacağınız için adayın ne kadar İngilizce bildiği önemli. Eğer kendini ifade edecek kadar İngilizce biliyorsa gittiği ülkede çok rahat iş bulabiliyor. Ama bu iş başlangıçta hizmet sektörü olabiliyor. Ama bence başlangıç için çok da güzel bir yer çünkü hem çevreyi tanıyorsunuz, hem kültürü öğreniyorsunuz, insanlar nasıl yaşar günlük hayatını, hem de adapte oluyorsunuz. Ardından kendini ifade eden ve oraya alışan bireyler Türkiye'de güzel bir geçmişi varsa, Türkiye'de bir iş deneyimi varsa kendi alanlarında da çalışma fırsatı elde ediyorlar. Bu birazdan konuşacağımız ve sayacağımız ülkelerde sadece dil öğrenmenin yanı sıra, sadece para kazanmanın yanı sıra iş hayatında, iş kariyerinde de yurt dışında çalışmış olma fırsatı da bulunduruyor. Bizim izleyicilerimiz daha çok hanımlar. Ya ben şimdi kız başıma ya da işte kadın başıma kalkıp gideceğim. Nereden başlayacağım? Güvenliğimi nasıl sağlayacağım? Bu kaygılarda işte bütçenin yanında ataçlanıyorsa güvenlik konusunda neler söylersiniz? Mesela kızlarımız gidecek. Kadınlar için pozitif ayrımcılığın e, ön planda olduğu bir ülke var. Dubai. Burada kadın adaylar çok rahat iş bulabiliyor. İş sektörüne, iş dünyasına çok kolay adapte olabiliyor. Ama bunun yanında... Ee, yine İrlanda'da da iş arama süreçleri kadınlar için biraz daha iyi. Ee, bunun dışında Malta. Malta biliyorsunuz turizm ülkesi ve orada işte hizmet sektörü, turizm sektörü çok ön planda. Ee, saydığım ülkeler zaten refah seviyesi yüksek. Avrupa'nın en güvenli şehirleri. Dubai zaten bunların en başında geliyor. Ve e, hiçbir kadın öğrencinin burada problem yaşayacağını düşünmüyorum. Zaten hani özellikle Dubai'de kadınlar için mesela ee, ...belirli başlı günler var. Giriş ücreti alınmıyor mesela mekanlarda. İşte gittiğiniz zaman alkol olabilir olmayabilir bir içki ücretsiz oluyor. Hani sırf kadınları iş hayatına ve sosyal hayatına biraz daha ön plana çıkarmak için... Dubai'de bu kolaylıklar sağlanıyor diyebilirim. Ülkelerden biri Dubai, Hı -hı. İrlanda, Malta ve İngiltere. Ee, İngiltere'de dil eğitim programlarına katılıyorlar. Ee, Work and Study kısmı orada yok. Work Study kısmı İngiltere'de yok. Bizim üç tane e, ön planda Dubai, İrlanda, Malta. İki tane de arka planda çalışma izni veren ülkemiz var. Onlar da e, Güney Afrika'da Cape Town ve Avustralya. Yani yurt dışına giden bir insanın psikolojisi biraz farklı oluyor. Hani bir şehir değiştirmek gibi değil Türkiye'de. Yalnız oluyorsunuz, sevdikleriniz geride oluyor. Yeni doğan bir bebek gibi hayata sıfırdan başlıyorsunuz. Dolayısıyla biraz motivasyona da ihtiyacınız oluyor. Mesela bir Avustralya'ya gittiğinizde e, saat farkı da çok fazla oluyor. İşte orada sabah, burada akşam gibi Amerika gibi düşünün. Saat farkı da çok fazla olduğunda öğrenci yalnız kalabiliyor. Mevsim farklı. Evet. Ve olaylar da farklı. Yani yolda karşılaşabileceğiniz Hani hayvanlar bile farklı. Evde karşılaşabileceğiniz hayvanlar bile farklı. Ee, onun için hani. Giden öğrenci orayı seven öğrenci de var ama ağırlıklı olarak öğrenciler nereden mutlu oluyor derseniz ilk üç ülkeyi konuşabiliriz. Hizmet sektörü dediniz. İçini biraz dolduralım mı? Hı hı. Garsonluk geliyor aklıma. Başka neler ekleyebiliriz? Baristalar, kahve yapmayı iyi bilenler. Bartenderlar yine işte onlar da hani alkol, kokteyl vesaire hazırlayanlar. Onun dışında aşçılar var. Dubai'de çok büyük fırsatlar var. Malta'da çok büyük fırsatlar var. Bugün bir aşçının Dubai'de, Malta'da bir aylık kazanca ücret minimum 2000-2500 dolardan başlıyor. Ve yaşam maliyetlerini düşündüğümüzde kazandıkları ücretler çok çok refah seviyesi iyi seviyeler. Bunun dışında hani aşçı olabilir. Onun dışında işte satış ve pazarlama işi olabilir. Hizmet sektörü dedik ama burada mesela işte e, turizm var. Turizm sektöründe yine çalışabilirler. Oteller çok fazla iş alımı yapıyor Dubai'de özellikle. Bir de şöyle Malta evet turist alıyor ama Malta küçük bir ada ülkesi. Dubai bu yıl Londra ve Paris'ten sonra dünyanın en fazla turistin gittiği şehri oldu. Roma'yı geri planda bırakarak düşünün. Onun için hani e, turizm sektöründe ve hizmet sektöründe bu gibi alanlarda çalışabilirler. Peki buradan götürdüğünüz öğrencileriniz e, çalışıyor olması büyük avantaj. Paralarını kazanıyorlar ama asıl amaç dil öğrenmekti. Dil öğrenmelerini sekteye uğratan bir durum doğuyor mu? Nasıl ayarlanıyor çalışma koşullarıyla eğitim programı? Orada şu gibi avantajları var öğrencilerin. E, genelde biz sabah programlarını almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü eğer hizmet ve turizm sektöründe çalışıyorlarsa... Oralarda iş öğleden sonra başlıyor, daha akşam işler oluyor. Öğrenciler sabah gidiyor, eğitimini alıyor, ardından okuldan çıktığı zaman da çalışacağı yere gidiyor. Velev ki oldu, işveren dedi ki ben seni sabah istiyorum. O zaman da okuluyla görüşüyor. Diyor ki ben sabah işe gitmek zorundayım. Beni öğlen uygun değilse akşam programını alabilir misiniz? Bunu da her şekilde zaten hani işveren okuldan çıktığı için aslında öğrencinin de nasıl program yapabileceğini biliyor. Okul da ona rıza gösteriyor. Çünkü öğrenci sadece İngilizce öğrenmeye gelmiyor. Çalışarak kendine de katkı sağlamak için geliyor. Anlaşabiliyorlar. Bir problem olmuyor bu konuda. Şimdi tabii dünyanın e, ilerlediği ekonomik kriz tünelini hepimiz biliyoruz. Evet. Konuştuğumuz ülkeler dünyanın en zengin ülkeleri. Evet. Memlekette daha kısıtlı şartlarda yaşayan bir öğrenci gider gitmez dolarla, euroyla para kazanmaya başlıyor. Doğru değil mi? Gerçekten inanılması güç bir durum. Çünkü burada mesela bir yerde çalışıp kazandığı parayla gününü zor geçindiriyor. Ama bu saydığımız ülkeler dediğiniz gibi refah seviyesi çok yüksek ülkeler. Yani kişi başına düşen milli gelir bile çok yüksek onlarda. Hizmet sektöründe dahi çalışsanız bırakın yaşam maliyetlerini karşılamayı üzerine para biriktirebiliyorsunuz. Farklı ülkelere seyahat edebiliyorsunuz. Aklınıza gelen herhangi bir şey yapabiliyorsunuz. Benim sadece iki yıl boyunca Dil okuluna gidip bir yandan da çalışıp İstanbul'da ev arsa alan öğrencilerin bile oldu. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Amaç dil öğrenmekti evet. ama Lemon Akademinin sağladığı imkanlarla çalıştı, evet. memleketten ev aldı. Kesinlikle. Çok güzel. Yani adam. şöyle düşünün yarı zamanlı çalıştığında zaten 1000-2000 dolar arasında alıyor Dubai'de. Tabi orada mesela dirhem de kullanılıyor onun karşılığını da alabilir. Ama yaşam maliyetleri zaten 1000 dolar civarında maksimum. Sürekli dışarıdan yemek yemek istemeyebilirsiniz. Hani evde vesaire yaptığınızda bu yaşam maliyetleri daha da aşağı düşebiliyor. Tabii tasarruf yaptığında, Kesinlikle. daha dikkatli yaşadığında. Ee, yarı zamanlı çalışmayı bırakıp işverenle anlaşıp orada daha fazla çalışabiliyorsunuz. İşte, ekstra. ekstra mesai, yaparak. mesai yapabiliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de bir çalışma süresi 45-50 saat, 55 saatlerde ama orada çalışma süreleri 40 saatle sınırlı ve ekstra yapmak aslında Türkiye'de çalıştığınız saate denk geliyor. Orada ekstra yapmak. E çalıştığınız zaman zaten çok fazla para da harcamayıp para biriktiriyorsunuz. Yani şöyle düşünün ayda 1000-1500 dolar kenara atsanız bir yılda iki yılda zaten çok büyük paralar elde ediyorsunuz. Ya iyi diyorsunuz güzel diyorsunuz ama benim şu anda vizeye verecek param bile yok diyene ne dersiniz? Gittiğinizde çalışma izni sizinle olacağı için... Bu ücretleri, ödediğiniz ücretleri karşılama şansınız çok yüksek. 4 hafta sonra çalışmaya başlayacaksınız. Doğru mu anladın Gider Dubai'de? Gider gitmez çalışmaya başlıyorsunuz. Yani ben bu akşam Dubai'ye uçtum. Lemon Akademi'nin organizasyonuyla. Yarın işe başlayabilir miyim? Bizim zaten vize aldığında öğrencinin 3-4 hafta gibi bir süresi oluyor Dubai'ye gitmesi için. Ve o sürede biz oryantasyon programı yapıyoruz. Burada, işi de halletmiş mi oluyorsunuz? Evet. Burada gidince sizi ne karşılayacak bunları konuşuyoruz ama gitmeden önce iş başvurularına da başlamasını istiyoruz. Zaten 10 tane 20 tane işe başvursanız en az 4-5 tane size geri dönüyor. Orada artık e, sizin iş bitirileceğiniz önemli. Fiyatı konuşuyorsunuz, işi konuşuyorsunuz. Bazıları diyor ki e, geldiğinde yüz yüze görüşelim. Bazıları hiç buna gerek yok diyor. Geldiğinde direkt başlayabilirsin. Ya yani uçaktan indiği gibi yurduna gidiyor, bir kafayı rahatlatıyor. Ertesi gün okuluna gidiyor ve oradan çıkıp doğrudan işine gidebiliyor. Gidip işsiz kalan öğrenciniz hiç oldu mu? Gidip işsiz kalan öğrenci de oluyor. Ama bu öğrenciler şöyle: derse gidiyor, dersten sonra yurduna gidiyor ve akşama kadar Netflix'te takılıyor. Hiç iş başvurusu yapmıyor ya da ne bileyim dışarı çıkıp bir iş aramıyor. İş arayıp da işsiz kalan olmadı. Yok. Özellikle Dubai'de, Malta'da iş arayıp da işsiz kalan öğrenci hiç olmadı. Çünkü dediğim gibi zaten burada hizmet sektöründe özellikle çalışacak insan yok. Peki başlangıç rakam ne olabilir? Yani Hangi paraya ihtiyaçları var? Ceplerinde ne kadar olması lazım? İlk adımı atmak adına. Dubai'de 4 hafta konaklama ve eğitim zaten 2000 dolardan başlıyor. Sabah programları, öğlen programları, akşam programları bile tercih edebiliyorlar. Biz genelde öğrencilere 3-6 ay gibi süreler seçmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü yeni bir ülkeye gidiyorsunuz. Herkes adaptasyonunu hızlı atlatamıyor. E yeni bir dilde öğreneceksiniz. Yeni bir çevre edineceksiniz. Belki ilk bulduğunuz işte mutlu olmayacaksınız. ikinci işe geçeceksiniz. Onun için minimum 3-6 ay eğitim almanızı tavsiye ediyoruz. E burada düz matematik yapmıyoruz. E ne kadar fazla eğitim alırsanız o kadar fiyatlar düşüyor. 4 hafta için 2000 dolar dedim. E 12 hafta yani 3 ay eğitim alırsanız 3000 dolardan başlıyor. 6 ay eğitim alırsanız 4000 dolardan başlıyor. Malta'da da kabaca fiyatlar öyle. Orada euro konuşuyoruz ama 6 aylık eğitimler konaklamalarıyla beraber 4000-5000 euro civarında oluyor. Ve her zaman öğrenciye tavsiyemiz şu oluyor. Eğitimini konaklamanı zaten ödüyorsun. Yanında da bir, bir aylık paran olsun. Genelde gittiği zaman öğrencilerin o paraya bile ihtiyacı olmuyor ama tedbiri almak gerekiyor kesinlikle. Bir aylık yanında en azından bir para olmasını tavsiye ediyoruz. Mesela öğrencilerimiz genelde Farklı ülkelere, farklı programlara gidebiliyor. Dil öğrendikten sonra lisans, yüksek lisans gibi akademik programlara katılabiliyor. Ama benim burada baz aldığım en önemli getiri gelecek getirisi. Orada çalıştığınız zaman artık dünyanın her yerinde çalışabilirsiniz. Yani Türkiye'de bile düşünsenize iki tane CV önünüze koyduk. Birisinin yurt dışı tecrübesi var. Hangi meslek gruplarını konuşuyoruz? Biz tabii daha böyle 18-25 yaş arası genç jenerasyonu konuşur gibi yaptık. Ama buna takılmayalım. Mesela hı hı. doktorlar da buna dahil mi hı hı. sağlık sektöründen? Ben biliyorum ki Dubai'de e, turizmciye çok ihtiyaç var. Belki sağlık sektöründen e, profesyonel elemana çok ihtiyaç var. Onlar da listenin içerisinde mi? Özellikle Dubai'de e, sağlık sektöründe çok açık var. Sadece doktorlar değil hemşireler de yine Dubai'ye gidip çalışabiliyorlar. Onlar gittiği zaman belirli başlı prosedürleri tamamlaması gerekiyor ama çok zorlanmıyorlar. Ama mesela bir dişçi gitmeden bile işini sağlar. Hemşireler için ayda 7 bin, 8 bin dolar kazanmak hiç hiç şaşırtıcı bir fiyatlar değil çünkü başlangıç maaşları oluyor. E doktor ne kazanıyor o zaman? Minimum 2 ile çarpıyorsunuz. Yani 14, 15, 16 bin dolar kazanıyor. Tabii doktorların da Türkiye'de hani nasıl bir background'a sahip olduğu önemli. Hangi alanda çalıştığı önemli. Tabii. önemli. Ama ne olursa olsun bir doktorun Dubai'de aç kalması imkansız. Yapması gereken tek şey bir iki ay gittiğinde İngilizce kursunda vakit geçirecek, daha fazla vakit geçirecek normal öğrenciden ve tıp terimindeki terminolojileri öğrenecek. Kaç ayda öğrendi kabul ediyorsunuz? Bir doktor bu yola başvurduğunda ihtiyacı olan kaç ay? E, sıfırdan gidiyorsa en azından 12 hafta, 16 hafta gibi sürelerde kendisini ifade etmeye başlıyor. Ama doktorlar aldığı eğitim sebebiyle zaten biraz İngilizce biliyorlar. Tabii, mutlaka. Dolayısıyla onlara bizim terminoloji derslerimiz, eğitimlerimiz oluyor ve bunlar da kabaca 6 haftalık, 8 haftalık kurslar oluyor. E, bu süreleri tamamladığında çok rahat bir şekilde orada iş hayatına başlayabiliyor. Şimdi Dubai üzerinden daha çok konuşuyoruz. Onlarda çok çocuk var. Evet. Çocuk gelişimi mezunu olan pedagoglar da var mı tabii. size gelenler arasında? Ve tabii sizden aldığı sertifikayla orada çocuk bakma işi de yapabiliyorlar mı? Kesinlikle yapabiliyorlar. Zaten Dubai'de hani çok fazla böyle diploma ihtiyacı olmuyor. Orada daha fazla CV'ye bakıyorlar. E CV'sinde ne yaptığı daha çok önemli oluyor diplomasından ziyade. Onun için hani çocuk bakımı, pedagoglar vesaire onlar da iş alanlarını bulabiliyorlar. Biz çocuk bakımı, pedagog dedik ama inanın astrologlar bile Dubai'de iş bulabiliyorlar. Hatta yakın zamanda görüştüğümüz birisi var. Türkiye'de de ünlü bir isim. yakın zamanda bunun videosunu paylaşırız. Bu arada bizi izleyenler hani Lemon Akademi YouTube yazıp kanalımıza gelsin. Orada öğrencilerimizi paylaştığımız bir playlist var. Orada hayatı baştan sona değişen bütün öğrencilerin hayat hikayelerini izleyebilirler. Bizzat kendileri anlatıyorlar. Bizzat kendileri anlatıyorlar. Orada da bakabilirler. Bir astrolog hani ulaştı bize. Dubai'de zaten benim piyasam var ve müşterim var. Ben İngilizce öğrenmek istiyorum. Daha detaylı öğrenmek istiyorum diye Ve orada hani gelip kendi işini yapabiliyor. Dil eğitimi alabiliyor ve bütün bütün sektörlere yayabiliriz şu anda Dubai'yi. Dubai'de Çünkü iş alanı konusunda herhangi bir sıkıntımız yok en ileri yaştaki öğrenciniz kaç yaşındaydı Dubai'de 49'du Bu arada o da doktordu alanı plastik cerrahiydi plastik cerrahi alanında çalışıyor İngilizce öğrenmeye geldi Dubai'ye ve şu an orada devam ediyor hayatına hekimlik Ma yapıyor Evet hekimlik yapıyor Malta'da 63'tü ve bir İngilizce öğretmeniydi Şimdi bu size garip gelebilir. İngilizce öğretmeni neden dile eğitimi almaya evet. gelsin diye. Evet. Ama burada hani bizim sunduğumuz programlarda onlara çalışma izni verdiğimiz için hani Avrupa'da çalışabiliyor. Türkiye'de e, emekli olmuştu. Aslında bir nevi de ikinci baharını yaşamaya gitmek istiyordu. Gitti. Orada aldığı bir program var. Serta diye bir program. E, onu tamamladıktan sonra orada iş buldu. İngilizce eğitmenlik yapmaya başladı. Ve bu ülkelerde hani genelde saydığım şehirler, global şehirler, dünyanın her yerinden gelen insanlar oluyor. Dolayısıyla bir Türk'ün de Malta gibi bir şehirde İngilizce ders vermesi garipsenmiyor. Bir iki sene kadar eğitmenlik yaptım Malta'da ve Türkiye'ye döndü. Hem kazanımı oldu hem kendini tatmin etti. Hem de emekli olduğunda hani bu şekilde iş anlamında bir ikinci baharını yaşadı. Türkiye'de şu an hayatına devam ediyor. 63 yaşındaki İngilizce öğretmenine sizin verdiğiniz uluslararası alanda kullanılacak eğitici sertifikası mı? Kesinlikle. Onun altını çizelim. Zaten İngilizce biliyordu ama ihtiyacı olan eğitim verebilmek adına bir sertifika var. Siz bu sertifikayı da veriyorsunuz. Evet. Çalıştığımız dil okullarında CELTA, Delta gibi eğitim evet. programları var bir İngilizce mezunu, İngilizce öğretmenlik mezunu ya da işte edebiyat mezunu da olabilir. İngiliz, Amerikan kültürü edebiyatı mezunu hmm. da olabilir. Üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olan İngilizce öğretmenleri e, uluslararası alanda eğitmenlik yapabilmesi için e, alması gereken program türüdür bu. Bunlar genelde 4 hafta, 6 hafta, 8 hafta gibi sürelerle oluyor. Bu kursu tamamladığında bir sertifika alıyor ve artık dünyanın her yerinde İngilizce eğitmenlik yapabiliyor. Biliyorsunuz bu arada hani sadece orada çalışmasına da gerek yok. Şu anda hani online eğitim programları da çok popüler Türkiye'de. Hani oralarda çalışmak için de bu sertifika programlarına ihtiyaç duyuluyor. Hani illa yurt dışında çalışmasına gerek yok. Türkiye'de çalışması için de aslında o eğitim programına ihtiyacı oluyor. E şimdiye kadar buradan götürdüğünüz öğrencilerden en absürt iş bulduğunuz meslek kolu hangi işi buldunuz? Bir öğrencimiz vardı, Antalya'dan geldi. 12 hafta eğitime gelmişti, çok da değil bu arada. Dubai'de bir şeyhin evinde iş buldu ve şeyhin aslanına bakıcılık yapıyordu. Şeyh ona araba vermiş, güzel de bir araba vermiş. Evi biraz uzaktı okula. Sabahları eğitime geliyordu. Öğleden sonra akşama kadar da şeyhin aslanına bakıyordu, bakıcılığını yapıyordu. Siz her akşam eliniz yüreğinizde, bugün de gelecek mi diye bekliyor muydunuz? <laughs> Bizim... Öğrencinin paylaştığı storylerden haberimiz oldu. Hayatta normalde, normal, normalde 2, 4, 6 gibi çift haftalarda biz öğrencilerimizi sürekli kontrol ediyoruz. İş buldun mu? İş arıyor musun? Eğitim nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Bu öğrenci e, bizden aldığı oryantasyon programıyla e, gitmeden zaten bu işi ayarlamış. Uçaktan indiği gibi yurda gitmiş, eğitimini tamamlamış ve akşam direkt şeyhe gitmiş. E şey de kendi bu arada, bulmuş bu arada. Kendi bulmuş tabii. Ama şey zaten hani bizim okula işte çalıştığı şirketler vesilesiyle yine hani çalışan bulmak için, çalışan ihtiyacını karşılamak için sürekli birilerini gönderiyormuş. Öğrenci de ben bu okulda eğitim almaya geliyorum deyince direkt meç olmuş aslında aklında. Ve böyle bir fırsat var, böyle bir imkan var. Bunu denemek ister misin demiş. Herkesin kabul edebileceği bir şey değil. E öğrenci de zaten... Hani biraz macera tutkunuydu. Neden olmasın demiş. Ne çok, kadar aldı hatırlıyor musunuz? Çok, Aslan çok, da Çok yüksek tutarlar kazanıyorlar. 9-10 bin dolar civarında kazanıyorlar. Çünkü yaptıkları iş hiç normal bir iş değil. Doğum günü partisinde sürpriz yaptı. Herkes yüzerken işte parti sahibinin kaplanı havuza giriyor. Birbirlerini kovalıyorlar evet. falan. Evet. evet, Onlar da bu derecede Evcil. normal. Evet. Evcilleştirilmiş aslında. Normal kabul edebiliyorlar. Yani sokakta günlük hayatta hani bu tarz şeyler görmüyorsunuz. Evet. Ama dediğiniz gibi hani özel malikanelerinde, evlerinde e, bu tarz şeyler oluyor. Bir de parayı bulanlar listesinde biri daha var. Buradan oraya gelip saat firmasında iş bulan. Evet. Onu da duymak isteriz. Öğrencinin CV'sini hazırladığımızda aslında hani çok da bir şey yoktu CV'sinde. Çünkü e, liseyi yeni bitirmişti. Üniversite sınavına e, kazanamamıştı. Ben bir yıl İngilizce öğrenip gelip ardından İngilizce bölüm okuyacağım demişti. Öğrenci gitmeden önce 9 tane iş başvurusu yapıyor sadece. Bunun 3-4 tanesinden geri dönüş alıyor. Bir iki tanesi direkt teklif veriyor. Diğer iki tanesi görmek istiyor. Öğrenci gittiğinde yıllarca İstanbul'da barmenlik, bartenderlık yapmış birisi. Çok iyi kahve yapıyor ama e, İngilizce konuşamıyor. Kendini ifade edemiyor. Gittiği zaman bir Fransız restoranında kahve yapmasını istemişler. Baktılar İngilizce konuşamıyor. Kahve yapmasını istemişler. Kahveyi getirmiş, işveren de içmiş ve direkt teklif yapmışlar. Yaptığı teklif 1800-2000 dolar civarında. Ama Dubai'de şöyle bir şey var. İşverenler size kontrat teklif ediyor. Diyor ki bir yıl çalışmamız gerekiyor. Ya da iki yıl çalışmamız gerekiyor. Bizim öğrenci de biraz uyanık. Ben hiç İngilizce bilmiyorum. Ve yaptığım bir kahveyle başvurduğum 3-5 pozisyonla 1800-2000 dolar alıyorsam biraz bekleyeceğim. Zaten yanında da işte bir aylık parası oluyor ya biraz bekleyeceğim dedi. Bir iki hafta içerisinde okulda düzenlenen bir workshop oluyor. Bu workshop şu demek: iş dünyasından işverenler geliyor, okulun öğrencileri orta noktada buluşuyor. Orada e, network yapma şansı oluyor öğrencilerin kendini tanıtma tanıtmanın yanında da iş dünyasından insanlarla tanışma fırsatı buluyor. Bu sizin organize ettiğiniz Evet, bu bizim oluşum. organize ettiğimiz bir oluşum. Düzenli olarak 2-3 haftada bir yapıyoruz bunu. Öğrenci orada birisiyle tanışıyor, bir saat firması, bir saat markası ve taşıdığı saatler 30 bin dolar civarında minimum. E, dolayısıyla bu bütçede bir saati taşıyan birisinin güzel de arabalara binmesi gerekiyor. İşte Lamborghini, Ferrari tarzında arabalara biniyor. E, bir nevi saat taşıyor ama kazandığı ücretler, yaptığı iş ve hani orada bulunduğu refah çok iyi düzeyde diyebilirim. Karı koca çocuklarıyla birlikte giden öğrenciler de çok var. Aileler de tercih edebiliyorlar. Burada çocukta yaş sınırınız nedir? Öğrencilerde, çocuklarda 13 yaşından itibaren dil okulunu alabiliyoruz. Çünkü 18 yaş altı öğrencilerin farklı gereksinimlere ihtiyacı oluyor. Onların belli dönemleri oluyor. Ama mesela 13 yaşın altındadır çocuk. O zaman da turistik vizeyle öğrenci alıp götürebiliyorlar aileler. Orada da şöyle bir örnek paylaşmak istiyorum. E, çalışma izinli bir program değildi, dil eğitimi programıydı ama oradan bile siz iş bulabiliyorsunuz. E, İngiltere üzerinden örnek vereceğim. Bir anne baba, e, çocukları da 8 yaşında, e, Manchester şehrinde dil eğitimi almak istediler. İsterseniz bu arada hani e, bakıcı falan da bulabiliyorsunuz çocuğunuza orada gitmeden. Hani bakıcı, dadı vesaire de ayarlayabiliyorsunuz ama bu aile... Ee, çocuğuna kendi bakmak istiyordu. Ee, eşlerden birisi sabah, birisi de öğlen programına kaydoldu. Nöbetleşe. Nöbetleşe çocuğa bakıyorlar ve Güzel. E, dil eğitimi alalım. Ee, birisi bankacıydı, finansta çalışıyor. Birisi de bir okulda, bir üniversitede akademisyendi. Ee, i̇kisi de istediği terfi alamıyor, istediği yaşam standartlarına çıkamıyor. Dolayısıyla e, yurt dışında biraz şanslarını denemek istiyorlar. İngilizce öğrenmek istiyorlar. Çünkü ne olur? Burada biraz maliyete katlanırsınız ama döndüğünüzde altın bileziğiniz kolunuzda oluyor. İngilizce öğrenmiş oluyorsunuz. Yurt dışı tecrübesiyle birlikte tecrübe, bir de. Evet kesinlikle. Ya zaten sadece dil eğitimine gitmiş olsa bile döndüğünde çok farklı iş tecrübeleri alabiliyorlar. Çok farklı maaşlar teklif edilebiliyor. Ama bir de orada hani iş fırsatı bulup yurt dışında kariyer fırsatı değerlendirmiş olursak tamamen denge değişiyor. E, bu çift e, zor olsa da e, vizelerini aldılar. Zor olsa da birisi sabah derse gitti, birisi öğlen derse gitti. Ve zannediyorum birisi 3. ay 12. hafta, 3 yani 3. ay. Diğeri de tam eğitim bitmesine yakın 6. ay iş buldu. Şu anda birisi kredi derecelendirme kuruluşunda çalışıyor İngiltere'deki. E bir diğeri de akademisyendi. Kendi alanında Manchester'da bir üniversitede iş buldu ve kendi alanında çalışıyor. Burada e, bizim yaptığımız programlarda İngiltere'de çalışma izni olmuyor ama gittiğiniz zaman orada İş başvurusu yapabiliyorsunuz, iş mülakatlarına girebiliyorsunuz, kendinizi gösterme fırsatı elde ediyorsunuz. İş bulduğunuz zaman da zaten işveren sizin vizenizi çalışma izinli vizeye geçiriyor. Dolayısıyla orada e, gidip hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Bizim kültürümüze en uygun ülke hangisi? En rahat edenler sizin götürdüğünüz öğrenciler arasında? Bugün belki İngiltere'de biraz zorlanabiliriz, ama her İngiliz mutlaka Türkiye'ye tatil'e gelmiştir. Onun için yemeklerimizi çok iyi bilir bizi çok iyi bilir. Malta'ya gittiğimiz zaman orası da bir ada ülkesi ve Akdeniz ülkesi. Dolayısıyla kültürlerimiz iç içe. Problem yaşamıyoruz. Geçmişten de hikayeler var tabii. Kesinlikle. Geçmişten de hikayeler var. Mesela İrlanda'dan şu neyi verebilirim? İngiltere İrlanda'ya ambargo uyguladığı bir dönem var tarihte ve uyguladığı ambargo tahıl üzerine, yemek üzerine. Hani ada bir yandan bombalıyor, bir yandan da aç bırakıyor. Ve Osmanlı o zaman e, patates gemileri gönderiyor Adanın etrafından dolaşıp gizli bir şekilde ve İrlandalılara orada e, yemek veriyor. Dublin'de ve Droheda gibi şehirlerde e, İrlandalıların Osmanlıya teşekkür için hazırladığı anıtlar var. Bunları görebiliyorsunuz. Yine İrlanda'da da Türklere karşı aşırı bir sempati var. Bence Türklerin en rahat edebileceği yer kesinlikle Dubai. Bir de son dönemlerde biliyorsunuz Türk dizileri çok fazla Avrupa'ya vesaire ihraç ediliyor. Şu an Dubai'ye gittiğinizde oranın hmm. yerlilerinin çok rahat bir şekilde sizinle oturup Türkçe konuşabildiğini görüyorsunuz. Pasaportunuzun en değerli olduğu ülke kesinlikle Dubai. Vize hmm. konusunda bile bir Avrupalı nasıl şehir değiştirirken kimliğiyle sadece gidebiliyor? E, Türkler de sadece elektronik vize alıyor. Ve Dubai'ye çok rahat bir şekilde gidebiliyor. Bizim hepimizin CV'sinde İngilizcenin karşısında orta seviye yazar. Ama kaçımız orta seviye İngilizce biliyoruz? Sahaya çıktığında maalesef o iş çöküyor. Mutlaka mülakatta İngilizce seviyesini sorduğunuzda A, ben orta seviyeyim diyor ama yazılıda neyle karşılaşıyorsunuz? Ve bu seviyeyi hangi etaplarda belirliyorsunuz? Biz öğrenciye program ve ülke tavsiye etmeden önce mutlaka bir seviye belirleme sınavı atıyoruz. Ama bu sınav genellikle yazılı özellikleri orta plan, ön plana çıkarıyor. E hepimiz ilkokul 4'ten beri İngilizce eğitim aldığımız için gramer bilgimiz var. Okuduğumuzu da belki anlayabiliyoruz. Problem daha çok dinlediğini anlamada ve konuşmada ortaya çıkıyor. Bu kısımda öğrenci vize aldıktan sonra eğitime başlarken yapılıyor. Genelde Türkiye'de öğrencinin seviyesi neyse okula başlarken bir... Bilemedin iki seviye geriden başlıyor. E zaten eğitmen karşısına alıp öğrenciyi konuşturmaya başladığında öğrenci zaten buna ikna oluyor. Hı hı. Bir problem olmuyor. Genelde Türkiye'deki seviyesi neyse bir seviye alttan başlatıyoruz eğitim için. Hem de çok sağlıklı sonuçlar veriyor. Şunu soran izleyicimize ne dersiniz? Artık uluslararası teknoloji dili İngilizce. Hiç İngilizce bilmeyenimiz bile işte telefon kullanırken bir az çok kelimelere hakimiz. Bunu ben neden ülkemde türetmeyeyim? E, dil gelişimimi ülkemde neden sağlamayıp da elin garip memleketine gideyim diyen hala varsa bu kadar konuştuklarımızın yanında neden yurt dışına çıkmalılar? Yurt dışını fark getiren şey şu. Sabah kalktınız kahvaltı yapacaksınız ekmek almak için İngilizce konuşmak zorundasınız. Derse gittiniz, 3 saat eğitim aldınız, 4 saat, 5 saat maksimum. Dersten çıktığınızda sosyalleşmek için herhangi bir yere gittiğinizde, bir otobüse bindiğinizde İngilizce konuşmak zorundasınız. Coffee shop'a gittiniz ya da yemek yemeye gittiniz. Sipariş verirken İngilizce konuşmak zorundasınız. Yani kısacası siz oraya gittiğinizde İngilizce konuşmak zorunda oluyorsunuz. Zaten bu programların amacı o, sizi konfor alanınızın dışarısına çıkarmak ve Lemon Akademinin felsefesi de bu. Biz aslında adaylara, öğrencilerimize tamamen kabuklarını kırmaları için yardımcı oluyoruz. Bizim inandığımız şey şu: e, yurt dışında eğitim, hayat değiştiren bir deneyim. Siz yurt dışında bir eğitime gittiğiniz zaman sadece eğitim almıyorsunuz, aslında aldığınız şey bir deneyim oluyor ve Work and Study gibi programlarla sadece dil öğrenmiyorsunuz, sadece deneyim elde etmiyorsunuz, bir yandan çalışıp para kazanıyorsunuz, bir yandan da iş hayatında e, kariyer elde etme şansı buluyorsunuz. Gidip orada evlenen öğrencileriniz var mı? Bunları takip ediyor musunuz? Var. Aa, gidip var. orada evlenen öğrencilerimiz de var. E, gidip orada dil okulunda bir Türk'le tanışan da oluyor. Gidip orada iş hayatına geçip yerel, lokal birisiyle tanışıp evlenen de oluyor. En çok hangi meslek grubu tercih ediyor? Öyle bir araştırma yaptınız mı? Hı hı. Size gelen meslek kolları daha çok nerede yoğunlaşıyor? İrlanda'da yazılım sektörü ön planda. Çünkü orası Avrupa'nın Silikon Vadisi diye geçiyor. Google, Yahoo, Facebook gibi Doğru Microsoft gibi bütün firmaların Avrupa ana merkezleri Dublin'de bulunuyor. Dolayısıyla oraya daha çok yazılım sektöründen Öğrencileri göndermeye çalışıyoruz. Bir fotoğrafçı e, öğrencimiz dil eğitimi aldı. Bir ay dil eğitimi aldı. Sadece kendini ifade edecek. Kendisine bir müşteri portföyü oluşturabilecek kadar İngilizce öğrendi. Freelance vizesine geçti. Ve bu vize türünde ailesini de getirebiliyor. E, çocuğu vardı yine küçük. E, eşi İngilizce bilmiyordu. Bilmesine gerek yok. E, orada iş kurdu. işini orada yapıyor. Ve hani şu an Türkiye'de kazandığı ücretlerin çok çok üstünde ücretler kazanıyor. Yine bu öğrencinin de az önce verdiğim örnekleri aynı şekilde YouTube kanalımıza girip hepsini izleyebilirler. Devlet kurumlarıyla çalışıyor musunuz? Devlet kurumlarıyla da çalışıyoruz. Özellikle e, kaymakamlık sınavı var. E, önce e, kaymakamlık adayları bir sınava giriyor ve 1-2 yıl staj hakkı elde ediyor. Stajı tamamladıktan sonra da devlet onları atamasını yapıyor. Ve bu kaymakamların mutlaka bir İngilizce sınavını vermesi gerekiyor. Onları çok gönderiyoruz. Yine aynı şekilde YLYS diye eee Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencileri yurt dışında akademik programlara gönderdiği bir e, program var. Bu programda şöyle, e, siz yine bir sınava giriyorsunuz, bir mülakat oluyor. Bunu yılda 2000 3000 Alım yapıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Şartı şu, bir ales sınavına giriyorsunuz, bir de üniversite mezuniyet puanınıza bakıyorlar. Mülakatla beraber alım yapıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı sizi akademik programa gönderiyor, yüksek lisansa. Bazılarını yüksek lisans artı doktora programına gönderiyor. Eğer İngilizce bilmiyorsanız sizi İngilizce kursuna gönderiyor. Hatta yurt dışında İngilizce dil okuluna gönderiyor. Bunların hepsini karşılıyor Milli Bakanlığı şartı şu, mezun olduktan sonra yurt dışında kaldığın senep boyunca Türkiye'de e, ben de çalışacaksın, özel sektörde çalışmayacaksın. 2 yıl yüksek lisansa gittiyse 4 yıl devlette çalışması gerekiyor ve verdiği pozisyonlar minimum şube müdürü oluyor. Yine yönetici olarak alıyor. Yine buradan çok fazla sayıda öğrenciyi dil eğitimine gönderiyoruz ardından da akademik programlara gönderiyoruz. Biz tabii work and study ağırlıklı konuştuk bu yayında çünkü çok önemli ekonominin haline bakılırsa büyük bir avantaj sunuyorsunuz bulunan işle birlikte ama şu bacakta eksik kalmasın e çok duyarız ya iki yıl kursa gitti İngilizce öğrenemedi Sizinle ne yapacağı çalışmada İngilizce öğrenemeden memlekete dönme ihtimali var mı? Ya böyle bir şey söz konusu bile değil çünkü söylediğim gibi siz mecbur öğrenecek İngilizce konuşmak zorundasınız yani. Eğer konuşmazsanız zaten bir günü nasıl tamamlayacaksınız ki? Aç kalırsınız. Lemon Akademi'nin aracılığıyla buradan giden öğrenci kimlerle sınıf arkadaşı oluyor? Yine aynı şekilde dünyanın ha. dört bir yanından ha. İngilizce öğrenmeye gelen arkadaşları oluyor. Yani ben Ayşe ile sınıf arkadaşı olmuyorum. İngilizce öğrenmek isteyen birkaç tane ülke var bizim gibi. Hmm. İşte Türkler, Ruslar... Kolombiyalılar, Meksikalılar, Arjantinliler. Tabii dünyanın diğer ülkeleri de var işte Çin, Japonya birçok birçok ülke var. Sınıfınızda Türk olabilir ama bunu her okul sadece Türkler için değil. Mesela Japonya'dan öğrenci geldiğinde de sınıfta bir limit oluyor. Çünkü dediğiniz gibi Ayşe ile Mehmet ile aynı sınıfta olursak bu sefer İngilizce konuşmayız. Evet. Onun için okullar Bunları limitliyor. Belirli başlı sayıda Türk öğrenciyi alıyor. Belirli başlı sayıda işte Kolombiyalı'yı alıyor. Ama herkes sizin yaptığınız yatırım gibi geleceğine yatırım yapmak için geliyor. Dolayısıyla siz oraya gittiğinizde dünyanın her yerinden arkadaşınız oluyor. Bizim böyle çok öğrencimiz ne var. Network bir yandan da. Kesinlikle çok öğrencimiz var. Mesela İngiltere'de bir Türk bir Japonla tanışıyor. Program bittikten sonra Japonlar zaten çok meraklı Kapadokya'ya. Türkiye'ye geliyor, arkadaşı onu Japonya'ya götürüyor. Mesela ben artık gençlerle olamam diyenler için sadece kendi yaşıtlarını bulabileceği sınıflarımız da organize ediliyor. Dolayısıyla her detay düşünülmüş. Dolayısıyla evet, her detay her ihtiyaca göre, her profile göre hem de her bütçeye göre organize ediliyor. Kalacakları yurdun şartlarından da bahsedelim. Şimdi mesela 40 yaşında bir İngilizce öğretmeni gelecek. İster istemez artık öğrenci değil o bir hayat standardı var. Ona uygun bir yurt mu sağlıyorsunuz ya da yurtların kaldıkları yerlerin özellikleri nasıl? Kaldıkları yerde oldukça esnek opsiyonlara sahibiz. Bunu öğrencinin seçtiği okul organize ediyor. Her ülkede yurtlar kesinlikle oluyor ve bu yurtlar rezidans seviyesinden başlıyor. Mesela Dubai'de öyle bir yurt var ki içerisinde oyun salonu var, içerisinde yüzme havuzu var, içerisinde sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği, workshopların düzenlenebileceği alanlar var. Otel gibi. Otel gibi ve sinema salonları var. Ha, ben yurtta kalayım ama bu kadar da hani gerek yok derseniz standart yurtlarımız var, öğrenci apartlarımız var. 3-5 arkadaş bir evde kalabileceğiniz ayrı hmm. oda olmak şartıyla e, sosyal ortamlarının yine aynı şekilde bulunduğu ve Dubai'deki bütün ayarladığımız konaklama seçeneklerinde e, ücretsiz servislerimiz de oluyor. Öğrenci okula nasıl gideceğim, nasıl geleceğim derdi olmuyor. Hmm. Hafta sonları da bırakmıyoruz, hafta sonları da e, sosyal etkinlikler düzenleyip yine ücretsiz olarak e, servislerimiz var, plaja götürüyorlar. E, turistik yerlere götürüyorlar, alışveriş yapabileceğiniz yerlere götürüyorlar. Diğer ülkelerde servis hizmeti olmuyor ama e, yurtlar yine her bütçeye uygun oluyor. E, Dubai, Malta dışındaki ülkelerde aile yanı dediğimiz bir opsiyon var. Bunu ben çok tavsiye ediyorum öğrencilere çünkü orada aile yanı seçeneği şu oluyor: bir İngiltere gittiğiniz bir İngiliz aile, İrlanda'ya gittiğiniz bir İrlandalı aile, odasını uluslararası bir öğrenciye kira alıyor sabah kahvaltısında veriyor opsiyon olarak isterseniz öğlen akşam yemeğinde veriyor ve burada mesela sizin tercihlerinize saygı duyuyorlar dini tercih olabilir yemekte ya da işte vejeteryan olabilirsiniz vegan olabilirsiniz bu tercihlerinize de saygı duyuyorlar ona göre yemek hazırlıyorlar birçok öğrenci zaten aileler benim ikinci ailem oldu diyor ee, çok küçük yaşta öğrenciler de oluyor. Mesela onların böyle hani e, çamaşırlarını yıkamalarına, katlamalarına, ütülemelerine falan da yardımcı oluyorlar. Dostluk kuruluyor tabii. Kesinlikle. Ve e, bazıları mesela emekli oluyor. Yaşlı, tonton diyebileceğimiz anneanne, dedeler oluyor. Öğrencileri alıp hafta sonları e, gezmeye çıkarıyor. Onları evet. da yoldaş oluyor. Çünkü. Kesinlikle kendi sosyal çevresine e, iş bulması konusunda yardımcı oluyor. Birçok alanda hem kültürü öğrenme fırsatı elde ediyorsunuz. Bir de yurda göre biraz daha fazla konuşma imkanı doğuyor size. O ailelerin güvenlik standardını okul araştırıyor mu? Gönderdiğim evin nasıl insanlar olduğunu bilmem lazım. Siz bu standardı takip ediyor musunuz? Bir kere zaten hepsi okullarla en az 8-10 yıldır çalışan aileler ve sadece uluslararası öğrencilere kiralayan aileler oluyor. Yetmiyor. Gittiğiniz her ülkede İçişleri Bakanlığı bu aileleri düzenli olarak denetliyor. Ha şu ana kadar hiç yaşamadım ama herhangi bir problem yaşanırsa da zaten o ailenin lisansları iptal ediliyor. Uluslararası öğrenci kabul edilemiyor oluyor. Hmm. Onun için son derece güvenli, son derece tercih edilebilir. Bir yandan da yurtlara göre biraz daha ekonomik oluyor. Hani fiyat performans olarak daha iyi oluyor. Ama benim en aile yanında en sevdiğim özellik sabah kattınız İngilizce konuşmanız gerekiyor. Akşam eve geldiniz, sohbet edeceksiniz, İngilizce konuşmanız gerekiyor. Zaten İngilizce en hızlı, İngilizce konuşulan ortamda öğreniliyor. Öğrenciler gittiğinde kendi konaklamalarını organize edebiliyorlar. Mesela ilk 4 haftayı genelde okuldan almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü birçok gittiğinizde adaptasyon süreciniz olacak birçok konuda. E bir de ev ayarlamaya, ev aramaya ihtiyacınız olmasın. Gidin 4 hafta içerisinde çevrede ne var? Nerede yaşanır? Sizin karakteriniz nereye uygun? Belki yurdu seversiniz. Biz... İşte buldunuz. Aynen ki Dubai'deki en büyük olay da belki onu söylemeyi kaçırdık. Dubai'de iş bulduğunuz zaman genelde konaklamanızı da veriyorlar. Dubai'de eğer konaklamalarını kendi ayarlarlarsa bu söylediğim opsiyonlara göre çok daha uygun, çok daha iyi seçenekleri oluyor öğrencilerin. Ee, marinalarda 50-60 katlı gökdelenlerin işte 40. 30. katında yaşayan öğrencilerimiz var. Avrupa'da biraz da ev kültürü bizim tersimize daha küçük evler, daha eski evler oluyor. Hani oralarda belki bulacağınız opsiyonlar çok güzel olmayabiliyor. Ama Dubai'de çok güzel opsiyonlar oluyor. Malta'da yine aynı şekilde güzel opsiyonlar oluyor. E bir de kafa dengi birkaç arkadaş edinirseniz onlarla evde kalmak bence çok daha değerli oluyor. Yine e, konaklama konusunda bir zorunluluk yok. Öğrenciler üçüncü opsiyon olarak kendileri de ayarlayabiliyor. Zaten bu süreçte karşılaşabilecekleri herhangi bir pürüzde okul hep yanlarında değil mi? Kesinlikle. Orada şöyle bir desteğimiz var. Sonuçta siz Türkiye içerisinde bir yere gitmiyorsunuz. Yurt dışına gidiyorsunuz. Ve ailenizden, sevdiklerinizden uzaktasınız. Başınıza sağlıkla ilgili problem gelebilir. Başınızda dışarıda herhangi bir sıkıntıya yaşayabilirsiniz. Ben psikolojik olarak düştüm, bunu aldım diyen öğrencilerimiz oluyor. Tabii. Onun için de evimden ayrıyım, bunu aldım. Evet, onun için de git e, her okulumuzda öğrencilerin WhatsApp üzerinden 7/24 ulaşabileceği hattımız oluyor. Yetmiyor. E, fiziki olarak da konuştuğu kişilerle var. Öğrenci destek birimlerimiz var. Öğrencinin gittiği şehir, gittiği ülke, gittiği okul hiç önemli olmamakla birlikte her okulumuzda bulunuyor. Öğrenci gidip orada biri, birebir olarak, fiziksel olarak da e, sorularını sorabiliyor, ihtiyacını giderebiliyor. Dediğim gibi burada çekinmeye hiç gerek yok. Çok oluyor, yurt dışına gidiyor, sevgililer ayrılıyor mesela. E, orada psikolojik desteğe ihtiyacınız oluyor. Ya, birisi yanınızda olması gerekiyor. A'dan Z'ye her konuda öğrenci destek bir, birimlerimiz sahada oluyor ve öğrencinin ihtiyacına koşuyor diyebilirim. Düştüklerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Lemon Akademi olarak? Emel Hanım son eklemek istediğim şey şu. Biz kültür olarak biraz erteleme kültürüne sahibiz. Bu sadece yurt dışına çıkmak için değil. Günlük yapacağımız işlerde de böyleyiz. Son dakikacıyız evet. Son dakikacıyız evet. Bu işte üniversiteye gideceksinizdir bir sınava girmek olabilir erteleme sebebiniz. Çiftler çok oluyor birlikte giden ama birisi gidip diğeri Ailesinden izin alamayan oluyor, işte sevgilisini göndermek istemiyor. Kadında olabiliyor, erkek de olabiliyor. Aileler özellikle öğrencilere hiç bilmediği bir yere, kontrol altında olmayacağı bir yere göndermek istemiyor. Bu şekilde çocuklarımızı engelliyor olabiliriz. Ya da işte ben üniversitedeyim, yazın stajım var sonra giderim. Üniversitedeyim, üniversiteden bitsin. İş hayatına gidiyor giriyoruz, ya biraz çalışayım iş dünyasını göreyim, bir terfi alayım, bir sınava gireyim bahanelerin sonu hiç bitmiyor. Oysa dil bunların hepsinin başında. Kesinlikle. ben burada yurt dışını düşünen, kendisine sadece İngilizce öğrenmek için değil, her anlamda, her alanda kendisine yatırım yapmak isteyen adayları yurt dışında eğitime davet ediyorum. Bu Bunun için gidebileceğiniz en doğru zaman şu andır. Bu 13 yaşındaysanız da şu an, 33 yaşındaysanız da şu an. Bu ertelenebilecek bir şey değil. Hemen konuştuklarımızın bilgisini teyit etmek ve bazı canlı örneklerden bahsettiğiniz giden öğrencilerin videolarından nereden ulaşıp hemen bu videodan çıkıp bakmaları için nereye ulaşsınlar, nereye baksınlar? Öncelikle web sitemize girebilirler. Telefon, Lemon Akademi. Evet, Lemon Akademi yazdıklarında her tamam. yerden ulaşabiliyorlar. Telefonumuzdan ulaşabilirler, telefon numaralarımızdan. Sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler, bize mail atabilirler her kanaldan öğrenciye bir form gidiyor. Burada adı, soyadı, telefon ve e-mail, e e-posta adresini soruyoruz. Bir iki iş günü içerisinde eğitim danışmanlarımız anında dönüyor. E, burada öğrencinin analizini yapıyoruz. Sana neresi uygun olur? Kayıt işlemlerinden sonra da vize işlemlerini yapıyoruz. Dolayısıyla bize herhangi bir sosyal medya hesabımızdan, telefon numaramızdan ve web sitemizden ulaşabilirler. Efendim Lemon Akademi eğitim danışmanı Emre Koç yiğit konuğumuzdu. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ben çok merak ediyorum. Sizin favori ülkeniz hangisi? Tekrar teşekkür ederim. Ben Görüşmek teşekkür ederim. üzere.